fire's glow, sparks flying through my heart, and I just wait for you. Flying top down, destination in California. I wanna feel the warm breeze, but I'll wait for you and see. Oh, cozy like a cup of tea, and I want you to hold me. Oh, with you I want to be in coffee shops, on tire swings, and road trips to California. Guess that I've been playing with fire. It was about time that I got burned. And even though I tried, I don't think that it's fair. Oh, oh, oh. Cozy like a cup of tea, I want you to hold me. Oh, with you I want to be in coffee shops, on tire swings, and road trips to California. We're made perfectly, and we can walk down the boulevard of California. Cozy like a cup of tea, and I want you to hold me. Oh, I want to be in coffee shops, on tire swings, and road trips to California. To California. Forgotten what your face looks like, what it feels like. Your words still seared into my ears from a long-awaited too short phone call. I'll see you soon, I'll feel you soon. We're not meant to sleep alone. I'll call your name out till you phone and tell me one. Herkese selamlar. Yeni bir videodan, pazartesi gününden, haftanın ilk gününden. Uzun zamandan beri böyle ilk gününde doğru düzgün video başlatamıyordum. Bugün dedim ki biraz hem YouTube'a odaklan, hem de evi toparla. Yapmak istediğim birkaç bir şey vardı ama saat 4 oldu ama sıkıntı değil. Yani bayağıdır bir şeyler hallediyoruz. İşte kahvaltıyı hazırlarken bir şeyler çektim. Ondan sonra Feyyaz akşama dünden pilavımız vardı. Yanına o da tavuk göğsünden böyle bir köfte yapıyor. Bakalım tarif güzel olursa size koyarım açıklama kısmına. Onu yaptı. Biraz ondan bir şeyler çektim. Sonra ben de kahve yaptım. Bu çiftçi darlı bardakları bana hoca almıştı. İki tane böyle. Çok güzel. İlk defa bunun içerisinde kahve yapıyorum ve bence çok güzel durdular kahve makinesinde. Dedim ki kahveni yap ve işine başla. İşim ne bugün? Benim burada yatak odasında bulunan şifonyer diyeyim artık. Onun çekmecesinde böyle daha çok stokladığım ürünlerin bulunduğu bir çekmece vardı. Hani ekstra ürünler diyeyim. Onları bir top
toparlayayım. Bakayım tarihi geçecekler varsa onları çıkarayım diye düşündüm. İşte ne bileyim onları ayarlayayım. Ne var ne yok bir göreyim. Çünkü bazen unutuyorum ne var ne yok. Sonra ekstra yine bir şey alıyorsunuz ya. Hani o yüzden bir bakayım dedim ne var ne yok. Bir göreyim. Ondan sonra da bir cildime şöyle maske yapmak istiyorum. Kağıt maskeler falan var. Bugün biraz daha böyle rahat işte bakım günü yapmam gereken işleri hallettiğim bir gün olarak ilan ettim. Hava yine kapalı. Yağmur yağmıyor ama yağmur yağacak gibi duruyor. Öyle bir değişik bir hava var yani anlayacağınız. Bir evi süpürtürüz yine bir ola. Her gün süpürtürüyorum ki ev temiz duruyor o zaman. Ama onu en son yaparım diye düşündüm. Şimdi çekmeceyi toparlayacağım ve kahvemi içerek keyif yapacağım. Geçen sene bu tarz videolar çok geliyordu. Böyle işte keyfime bakayım, kahvemi içeyim falan evde olduğumuz için daha çok online eğitim. Bu sene tabii ki öyle bir durum olmuyor. Hep böyle koştur koştur yapıyordum her şeyi ama yavaştan evi de böyle ayarlamaya başladım. Hani bayağı bir düzen yine oturdu. Bir ara kopmuştu yani her yer her yerde gibi oluyordu. Hani bir olayı topluyorum öteki taraf dağılıyor falan. Neyse onu da bayağı bir oturttum. Şimdi o yüzden burayla devam edelim. Çekmece içlerine girdim yani daha doğrusu. Öyle onları toparlayayım hem de size belki ürünlerin bazılarını gösteririm. Biliyorsunuz biz buraya böyle bir şifonyer almıştık. Çünkü evde şu dolap değil. Bu dolapların ikisini de biz aldık. Çünkü evin diğer dolaplarına uysun diye. Hani çok böyle kaliteli bir şey de almamıştık. Bu benim böyle şifonyerim gibi işte. İlk iki katta cilt bakım ürünleri vesaireler bulunuyor. Diğer katta çamaşırların bulunduğu bir şifonyer şeklinde. Bu arada bunu hiç gösterdim mi bilmiyorum. Buraya da bir tane halı aldık böyle. Aslında bunu Feyyaz buldu. Amazon'dan aldım. Valla gayet de güzel. Bir videoda aslında biraz göstermiştim ama şöyle gün ışığında hiç göstermedim. Bayağı da uygun fiyatla aldı. Bence gayet de güzel oldu diye düşünüyorum. Burası da böyle. Neyse şimdi çekmecelerimizin içerisini toplamaya başlayayım. Önce bunun içerisini boşalttım şimdi. Bir sildireyim ondan sonra ürünleri yerleştireyim. Burada da vardır biraz böyle bir şeyler. Buraya da bakalım. Öyle. Şimdi şunların hepsini şöyle kategori kategori ayırayım ki ondan sonra daha düzgünce yerleştirebileyim. Bu arada çalışma masası da yatak odasında duruyor. küçük odayı çünkü şu an bayağı çamaşır odası, ıvır zıvır odası gibi yaptık. Biraz işlevinden kaçtı. Biraz ürünleri de göstereyim şöyle. Bu böyle benim en sevdiğim saç maskelerinden Bum Butter. Bunu yedekli stokla almıştım daha doğrusu. Bir tanesi bitiyor şimdi. Bunu sonra koyarız. Bu burada kalsın. Bu yüz yıkama jeli. Tarihlerine bakalım ne zaman. Bu da bu senenin. Bunu da çıkarayım hatta. Hatta ben bunu direkt banyoya koyayım. Kullandığım ürünlerin içerisine. Bu ne bilmiyorum. Şu Rolon kokonatlı. Fena değil. Yani idare eder diyeyim. Bunun tarihi geçmiş mi geçmemiş. Bu da böyle after mask. Böyle aloe vera özlü bir maske sonrası cilt bakım kremi gibi bir şey diyebiliriz. Şu diz pamukları koyayım banyoya. Şunları da almıştım böyle makyaj fırçası diye. Birkaç tanesini kullanıyorum ama şu an kullanmıyorum. Cilt makyajı falan yapmadığım için. Bunlar dursunlar yine bunun içerisinde. Şunu şampuan. Bunu banyoya götüreyim. Bunu Sevil bana doğum günü hediyesi göndermişti biliyorsunuz. Bir kutu. Onun içerisinden çıkmıştı bu. Şunu banyoya gidecekler kısmını şöyle şuraya ayırayım en iyisi ben. Yine Sevil'in gönderdiği kutudan çıkan ürünlerden iki tane el kremi var. Bir tanesi yatak başında duruyor. Şunlardan bir tanesini de hadi bunu alayım. Çantamın içerisine koyayım. Bunlar yedek olarak durabilir. Bu arada Farmasi'nin şu maskarası harika ötesi. İki tane göndermiş bana. Bir tanesini kullanıyorum. Bu çift taraflı maskara. Bir tanesi hacim veriyor. Bir tarafı da uzatıyor kirpikleri. Mükemmel ve çok uygun fiyatlı bir maskara. Ben çok sevdim. Hatta geçen ay böyle maskaralarım bitmişti. Ben de internetten şöyle bu markaya ait Aslı neydi? Adını unuttum. Aslı bir şey diye bir influencer var. Onun ben önerilerini seviyorum gerçekten. Ne aldıysam gayet güzel. Aslı soyadını unuttum kadının. Neyse bu maskarayı önermişti uygun fiyatlı diye. Alayım bakayım dedim ama Sevil de tam doğum günümde bunlardan gönderince bunu kullanayım dedim. Bir de bitmeyen iki tane maskaram var. Ondan sonra bunu kullanacağım. Bunu daha böyle günlük kullanırım gibi düşündüm. Bunlar yine burada kalsınlar. Şöyle Sephora'dan bir far paleti var. Bunu Feyyaz'ın kuzeni Amerika'dan getirmişti. Hala kullanmadım. Çok güzel duruyor ama kıyamadım yani kullanmaya da sunuzdur. Horoz tavuk sesleri geliyor çoğu videomda. Çünkü Batman'da böyle sokak aralarında ya da evlerin çatılarında ya da bahçelerinde sitelerin tavuk horoz bakıyorlar. Çok enteresan gelmişti bana ilk geldiğimde. Şu an apartmanda oturuyoruz ama yan apartmanda horoz tavuk bakılıyor. Öyle onların sesleri geliyor. Her sabah bu seslerle uyanıyoruz. Kendimi köyde gibi hissediyorum bazen. Bu da enteresan. Bunu en son bitenler videomda göstermiştim bir tanesinde. Bunun mavisini bitirmiştim.
almıştım. Şimdi ben bunu çıkarayım da cilt bakım serumu bir hafta boyunca kullanayım. Bunu da banyoya götüreyim. Gerçekten çok güzel bunlar, böyle kapsül şeklinde. Cilt bakım kapsülleri diye geçiyor. 7 gün her gün bir tane kullanıyorsunuz. Bir hafta boyunca harika bir kapsül bence. Evet, bir diğeri de bu. Sevil'in gönderdiği diş macunu. Bunu da banyoya götüreyim. Çünkü bu tarz şeyler banyoda duruyor. Stoklu şeyler. Ürünler daha doğrusu. Bu da Pure Blanca. Bu annemin bana öğretmenler gününde doğum günü... Ay, öğretmenler gününde aldığı hediyeydi. Aa, kahveme bakın, kalp oluşmuş. Bu Görkiton'un kapatıcısı. Gerçekten çok güzel kapatıcısı. Ben Görkiton'un kapatıcılarını kullanmaya devam ediyorum. Bunu da stoklamışım. Duruyor orada. Güzel. Zaten kapatıcım bitiyor. Bu da Herbal Science'ın kapatıcı sürüyorum. Tek yaptığım makyaj kapatıcı sürüyorum. Üzerine şöyle daha cilt tonuna yakın renkte bir far paleti sürüp üzerine renklendiriyorum. Bunlar da o far paletlerinden iki tanesi. Bunlar Herbal Science. Yine benim şu an kullandığım var ama benim favorim şu. Benim kullandığım bu, biraz toz olmuş üstü. Bakın kaç numara, nude yazıyor direkt. Bu en güzeli bence ama bunlar da fena değil yani, renk tonuna göre bakılabilir. Bu da şöyle isimlerini göstereyim dedim. Şöyle. Bu harika bir ürün. Bunu ben güneş yanığı olduğu zaman direkt böyle güneş yanıklarından sonra direkt cildime sürüyorum. Çok güzel bir şekilde ferahlatıyor ve yanık hissini kesinlikle götürüyor. Gerçekten güzel bir ürün. Çok da severek kullanıyorum. Geçen yaz almıştım bunu. 12 ay falan diyor. Yani bu yaz da beni idare eder. Ondan sonraki yaza kullanamam büyük ihtimalle. Çünkü yine sanırım farmasi. Aynen, bu da farmasinin şey ne denir? Toniği. Şu an kendi toniğim bitiyor. Bunu kullanırım ama şu an dursun burada. Bu Görkiton'un vücut köpükleri. Gerçekten çok güzel. Ben bunları çok severek kullanıyorum. Bu da kakaolusu. Bunu kullandığım ürünler içerisine alalım. Onu kullanayım çünkü nemlendiricim bitti. Bunlar da iki tane almış oldum. Biri şeyden sanırım. İkisi de Gratis'in olması lazım bunlar. Gratis'in kağıt maskeleri. Hatta bir tanesini uygulayalım bakalım. Şu 15 dakikalık. Elimde şöyle Proxy'nin kil maskesi bulunuyor ve Temmuz ayında bitiyor. Bunu banyoya götüreyim ki kullanayım. Kullanmamışım valla. Almışım kalmış burada bakın gerçekten. Bayağıdan beri çok doğru düzgün maske yapmıyorum. Eskiden çok maske yapardım ama artık öyle yapmıyorum. Niye bilmiyorum. Maske şunu banyoya götüreyim. Yani. Evet, şu an çekmeceyi toparlarken birden araya girdim. Neden diye soracak olursanız. Şimdi ara tatil döneminde biliyorsunuz seminerlerin uzaktan olma durumu var. Eğer böyle bir durum olursa da biz de bir plan yapmayı düşündük. Ezgi Hoca'yı bilenler bilir zaten. Kars'ta kendisi oraya atandı ve bizi eşiyle birlikte Kars'a davet etti. Aslında birbirimizi sürekli davet ediyoruz bir seneden beri. Siz gelin hocam, biz gelelim falan diye. En son tekrar öyle yazınca Kars'a acaba mı dedik böyle bir. Ve sanırım eğer ki online olursa Kars'a gideceğiz bu ara tatilde, yani Nisan ayında. Çok heyecanlıyım. Ama tabii ki haberleri de bekliyoruz yine. Sonuçta iptal olma durumu da olabilir. Seminerlere göre değişecek bu durum. Şimdi Feyyaz'la da otobüs firmalarına bakıyoruz. Kendi aracımıza gitmek istemedik. Çünkü olmaz yani bizim arabayla. Biz de dedik ki otobüsle gidelim oraya. Şeylere bakıyoruz, firmalara bakıyoruz. Çok komik yorumlar var. Bakın size de göstereyim. Firmalardan bir tanesi Öz Batman. Star Kar, neydi o? İşte Özlem var, Batman firması. Sonra Kars var. Öz Kars mı ne var? Ondan sonra bir tane de Diyarbakır firması var. Evet, şimdi bunlar firmalar. Şimdi bir... bu firmalar var. Biz de hiç burada seyahat etmedik. Evet, yani, otobüsle. Şehirler arası otobüslerle seyahat etmedik. Turlarla falan gittik. Hangisi iyidir diye bakıyoruz. Fiyatlar da hani biraz değişik yani. 250, 270, 300 lira. Biraz şeye baktım işte, şikayet var da yorumlar nasıl falan, hani firmaları, yani iyi bir firma seçmeye çalışıyoruz ama seçemiyoruz. Hangine baksak olumsuz yorumlar var yani, tüm şirketlerde böyle şeyler var tabi. Bilmiyorum, hani takipçiler tavsiye ettiği firma var mıdır bilmiyorum ama böyle bir kararsızlık yaşıyoruz yani şu an. Hangi firmaya baksak yorumlar kötü. Zaten puanları 1 falan hepsi. 1.4 puan almış. Full olumsuz yorumlar var. Hepsinde var. Düzeltme yok. Yorumları düzeltme yok. Mesela Özdoğu Kars Turizm varmış mesela. Ya bunda da yine negatif yorumlar var. Burada... Yani değişik bir tecrübe olacak bize. Evet, nasıl bir yolculuk yapacağız bakalım. Bir de Kars ne kadar sürüyor? En az 8,5 saat sürüyor otobüste. O da değişiyor. Hepsi yani değişiyor. Şeye göre değişiyor o da. Firmanın işte uğradığı yere göre
Bazıları aktarma yapıyormuş galiba yani araştırdığım kadarıyla. İşte 8.30, 9, 11 saat olarak değişiyor şu an 3 firma. Hı hı. En uygunu Doğu Kars. 250 TL bilet. Yani bilmiyorum ne yapacağız. Bilet alırsak haber veririz. İnşallah gidebiliriz de. Çok heyecanlı olur bizim için de. Değişik bir tecrübe olur. Last time you're coming home. You're coming home. Evet, köftelerimiz Feyyaz'dan. Gerçekten harika oldu. Az önce bir tane tattık böyle. Dünden de pilavımız vardı. Bu tarif çok güzel. Gerçekten eline sağlık. Harika oldu. İçerisinde biber var. Soğan var. Sonra tavuk göğsü var. Başka? Bir de baharatlar var. Bu kadar herhalde. Evet. Vallahi güzel. Tarifi bulursak koyarız açıklama kısmına. Ellerine sağlık. Şöyle yanında salatamız ve kendi yapmış olduğumuz, mayaladığımız yoğurdumuzdan var, turşumuz falan. Öyle afiyet olsun bize. So far since life and light, we are on the bar and being asked to leave as they put out the sugar for the morning coffee. No, we're not meant to sleep alone. I'll call your name out till you fall and tell me one more. Ondan gözlerim yandı, şu an konuşamıyorum. Günlerden salı. Bugün benim böyle sabahtan 3 dersim var. Sonra öğlen aramız var okulda. Ve öğlen arasından bir önceki dersim de boş. O yüzden eve geliyorum. Kahvaltı falan ediyoruz. Şimdi kahvaltı edeceğim. Böyle bir saat sonra falan. Bir saat değil de böyle 45-50 dakika sonra da çıkacağım. Öyle bir durum var. Şimdi kahvaltı hazırlıyorum. Menemen yaptım. İçerisine soğan koydum bu sefer. Bayağı bir gözlerimi yaktı o da maalesef. Öyle ev çok böyle okula uzak olmayınca ve öğlen arasıyla da bir önceki derste de bir sonraki ders birleşince bir salı günü bir de cuma günü arada böyle gidip geliyorum. Güzel oluyor evde kahvaltı etmekte. You're not coming home. Evet, şimdi eve geldim. Saat 4'e 10 var. Saat 3.10 geçe falan çıkıyoruz. Eve geldim. Bir çorba yapacağım. Yayla çorbası. Sonra böyle sürekli menüyü sayıyorum da. Niye menü sayıyorum arada videolarda biliyor musunuz? Çünkü bana izlediğim kişilerin menüleri çok fikir oluyor. O yüzden arada sayıyorum böyle. Yayla çorbası yapacağım. Sonra pilav vardı dün akşamdan. Bir de pilavın yanına da mücver yapayım istedim. Çünkü kabağım var. Kabak bozulmadan o kabağı yapayım ama air fryer'da yapacağım. Yani ya da bilmiyorum tepside yaparım. Hani fırında şekilde pişirebilirim. Ondan sonra saat 6.30-7.30 arası Feyyaz'ın kardeşiyle bir dersimiz var ve saat 7.30'da direkt evden çıkacağım çünkü arkadaşımla birlikte, Ceren'le birlikte burada şey var. Geçen haftaki videoda söylemiştim. Normalde biz Perşembe günü gidecektik fakat Ceren biraz böyle rahatsızlandı, hastalandı. O yüzden gidemedik. Sinemaya gideceğiz. Bergen filmine. Ben 2 seneden beri sinemaya gitmiyorum. En son bu 7. Koğuş'taki Mucize'ye gitmiştik. Annem, anneannemle birlikte Bursa'da. Şimdi dedik ki bir gidelim bakalım hadi. Zaten hani sinemaya gitmek yani maksat. Filmi de merak ediyorum. Aslında biraz filmi de merak ediyorum. Bayağı bir popüler. Bakalım beğenecek mi? Sizi de götürürüm AVM'ye falan giderken. Telefonla da olsa bir şeyler çekmeye çalışacağım. O yüzden biraz hızlanayım ki anca yemekler yetişsin. Bu arada bugün bir kargo da açtım. O kargo da şey, sporda giymek için tayt aldım. Böyle şey, çok fazla sporda giyebilecek şeyim yoktu. Tayt aldım. Siyah bir tayt aldım bu sefer. Hem o evde de giyinir. Üzerine de crop mu deniyordu? Evet, croplardan aldım böyle. Hem beyaz hem de siyah. Normalde de giyilebilecek bir şey zaten crop. O şekilde öyle bir alışveriş yaptım. Zaten o takım da siyahlı beyazlı. Bakalım denemedim. Yarın sporum var. Gitmeden önce bir denerim inşallah. Olurlar o şekilde. Şimdi yemek yapmaya başlıyoruz. Vaktim olursa airfryer'de kek yapmak istiyorum ama ne kadar mümkün olacak bilmiyorum.
time you come near. And right now it seems so far from here. I think I might have disappeared. And then I felt it coming, whether I wanted it or not. Biraz fazla iç harç hazırladığım için birazını mücver şeklinde geri kalanını da böyle daha kek kıvamında borcamda air fryer'da yapmayı planlıyorum. Bu arada air fryer'a şu minik olan borcamlar sığıyor. Sanırım bu 22'ye 22 miydi? 20'ye 20 mi? Öyle bir şey olması lazım. Bu borcam sığıyor. Şimdi bunu da orada pişireceğim. Sepeti çıkardıktan sonra içerisine gayet sığıyor. Şimdi çalıştıracağım air fryer'da. Evet, air fryer'daki bu şekilde oldu. Şöyle. Fırın mücverler de pişmiş. Biraz daha fark ettiyseniz sağlıklı beslenmeye çalışıyoruz. Bu da kendi yapmış olduğumuz doğal organik yoğurdumuz. Şurada da yayla çorbası var. Bu şekilde bilgisayarımı da aldım önüme. Şurada da pilav var biraz kalan. Bu arada Feyyaz Spor'da onun da seansıyla benim ders saatim ya da işte çıkışım çakışacağı için şu an tek başıma yiyorum ki geç kalmayayım. Saat 17.48 olmuş zaten. This lonely feeling. This lonely feeling. Yalnız az önce fırında mücverden tattım. Harika olmuş gerçekten. Pilav biraz yanında şey gibi, hani pirinç pilavı sonuçta ama yani çok fazla yemiyorum. 2 kaşık falan var burada. 2 yemek kaşığı gibi. Bu aralar biraz daha sağlıklı beslenip kilo vermeye başlıyorum bu arada. Sinema öncesi şöyle bir markete girdik. Ama çikolataları bulamıyorum. But let me down easy before you depart. No, we're not meant to sleep alone, so hold on tight and don't let. Evet, şimdi sinemadan çıktık. Çok sinir oldum gerçekten. Böyle şey, hani arada tüylerim diken diken oldu. Sen zaten biraz. Ama güzel oyunculuklar süperdi bence bir kere. Yani ben oyunculukları çok beğendim ama çok sinir oldum. Gerçekten aşırı sinir oldum. Böyle hani rahatlarım diye geldim sinemaya, sinir olup dönüyorum şu an gerçekten. Neyse. Evet, şu an Petrol City AVM'de kapattık resmen. Özlemişim böyle sinemayı kapatıp AVM'lerde, güzel oluyor. Buraya da en son ilk dönem falan gelmiştim galiba, yılbaşı öncesi alışverişe. Film hakkında çok spoiler vermeye gerek yok. Zaten hikayesini biliyorsunuzdur ama ben bilmiyordum belgenin hikayesini. Evet, öldürüldüğünü biliyordum ama bu kadar ilk başta çok başarılı bir kadın, işte üniversiteyi birincilikle kazandığını falan hiç bilmiyordum gerçekten. Ve başta arabesk söylemiyormuş, yaşadıklarından sonra herhalde arabeske dönüyor. Bu da beni şaşırttı. Şu an ne kadar görünüyorum bilmiyorum ama öyle değişik bir filmdi. Güzeldi ama, iyi ki gelmişiz diyorum yani. Ben beğendim değil mi? İyi ki gelmişiz. Ne diyorsun? Güzeldi. Ha, aynen. Güzel. Araba? Cinayet filmi böyle. Ay, çok korkunç. Şu an düşeceğim sanırım. Şu an otoparkta arabayı bulamıyoruz. Bütün ışıkları kapatmışlar. Şurada birkaç kişi daha var. Onlar da bizimle geziyorlar. Ama burası P2, acaba P1'de miyiz? Bu kat değil herhalde. Koşalım.
Demek ki bir üst kat. Sonra bir çekmeyelim şurada. Şurası resmen korku filmine döndü. Şöyle. Yanlışlıkla bir alt kata inmişiz. Yanlış kata gelmişiz ya. Buranın ışığı yanıyor. Sen diyorsun CD diye, ben karanlıkta görmedim ben onu. Ay çok şükür bulduk arabayı. Zaten başka arabalar da varmış da gereksiz bir korku, panik yaşadık. Küçük çaplı paniğimizden sonra gerçekten bulduk arabamızı. Korkucuydu. Ve gidiyoruz. Korkutuluydu. Fenaydı. Nasıl oldu öyle bilmiyorum. Yanlış kataymışız ama şöyle. Aynen. Bir şey, iki otopark varmış. Bir tanesine şey yapmışlar, mescit falan yazmışlar. O yüzden onu göremedik otopark olduğunda. -2'ye inmişiz. -3'e indik. -2'ye geldik. Evet, -3'e inmişiz. Biraz fazla inmişiz. Zaten film gerilimliydi. Bu da böyle. Hay Allah'ım ya. Gerçekten. AVM çıkışını arıyoruz. Tabela yok. Gerçekten efsane. Allah'ım, solda araba var. Herhalde oradan çıkıyoruz. Evet. Çok şükür. Ay, hallettik arkadaşlar. Çok şükür. Çok şükür. Çok şükür. Evet. Kapatıyorum. Nereden? Sol. Çıkış bu taraf. Evet. Gerçekten. Ne bir ışık var, ne bir şey var. AVM'den çıkıyoruz ama şuraya bakar mısınız? Çok saçma. Hop. Burası da aşırı dik ya. Yani yönlendirmelerde bir fosforlu bir şey olsa bari. Hiçbir şey yok. Ay çıktık ya, çok şükür. Gerçekten uzun zamandır hayatımda böyle bir macera ve korku. Korku değil de panik olduk. Panik çok olduk çaplı. Yani. Karanlıktı zaten. Aynen. Aa, çok şükür arkadaşlar. Tamam, medeniyet. Eriştik. Evet, şu an benzinliği aradık. Yine mazota zam geliyormuş. 9 litre benzin, 190 lira mazot. Yani bizim dizel araba. Çok sinir oldum gene. Yani bu şey böyle. Filmden beri çok sinir oldum. Gerçekten çok sinir oldum. Şimdi evden çıktım. Spora gidiyorum. Hava da yağmurlu. Gerçekten. Hem de bayağı bir soğuk. Saça bak. Dün akşam asansör bozuldu apartmanın. Bugün yaptılar ama Feyyaz dün asansörde kaldı. Şu an kalmaktan yine korktuğum için dedim ki merdivenden ineyim. Evet. Bugünkü seans da bitti. Bugün kol ve böyle şey, karın çok çalıştık. Biraz ben de bu konularda kötüyüm yani, kol ve karın gerçekten kötü. Bayağı bir yoruldum ama iyiydi. Bu arada şunlar da geçen aldım dedim ya size, Trendyol'dan. Onları giydim, gayet güzelmiş valla. Altı da, üstü de crop şeklinde böyle. Havada o kadar yağıyor ki AVM'ye gidelim dedik fakat şu havaya bakar mısınız? Bayağı yağmur yağıyor. Bakalım, çok yağmur yağmıyorsa şimdi şuradaki şeye gideceğiz. Batman. Neydi buradaki? Batman City'ye. Batman City miydi? Aynen. Şuradaki AVM'ye gideceğiz. Diyarbakır Caddesi'nde bulunan. Ama hava müthiş yağmurlu. Size anlatamam. Neyse, bakalım. Şapkamızı falan takıp artık gideceğiz. You make me sing about happy things in you. Öyle bir yağmur yağıyor ki şuraya bakar mısınız halime? Çok fena oldum. Yani resmen şey süzülüyor. İlk defa burada bu kadar. Şuraya bakın. Mont falan sıkıyorum, su çıkıyor. Çok fena ıslandık. Neyse, şimdi eve gidip sıcak bir şeyler içmek istiyorum. Aşırı üşüdüm biraz da. Evet, sonunda eve gelebildik. Gerçekten dışarıda bu kadar yağmur yağdığını, yani sabahtan beri, hatta belki akşamdan beri de yağıyor olabilir. Bu kadar yağmur yağdığını hatırlamıyorum son dönemlerde. Müthiş bir yağmur yağışı var. Hava buz gibi. Bugün Ezgi Hoca da paylaşmış. Kars'ta yerler bembeyaz kar. Ama yağmur da güzel. Yani yağmur yağmasını da seviyorum. Yağsın tabii ki. Ben burada şey, Batman'da yazın gelmesini beklemiyorum açıkçası. Bir an önce yaz gelsin modunda asla değilim. Çünkü ya havalar ısınsın modunda değilim. Öyle söyleyeyim. Çünkü
yani yapacak bir şey yok. Okul dönemi falan sıcakta çok zorluyor. O yüzden hani böyle bahar gelsin ama yaz gelmesin modundayım şu an. Yani yazın, yaz ayı Haziran'da gelebilir benim için, sıkıntı yok. Gratis'ten yaptığımız alışverişi göstereyim size de. Biraz böyle yürümüş de olduk. Güzel oldu. Bayağı bir yürüdük hatta. Çok oradan oraya, oradan oraya gittik falan ama ne zamandan beri de AVM'ye gitmiyordum. Bir dün akşam işte gittik. Bir de bugün gitmiş oldum. İki gün arka arkaya AVM yapmış olduk. Neyse, aldığım şeyleri size göstereyim. Gerçekten her şey o kadar pahalı ki böyle gratis'e gittim. Ne zamandan beri oje almıyorum. Yani şakasız söylüyorum. Belki bir iki sene falan olmuş olabilir. Elimdeki ojeleri bitirmeye çalışıyorum. O yüzden dedim ki bir oje alayım. Artık böyle farklı renkler istiyorum. Bu arada tırnaklarım felaket halde. Size anlatamam. Maniküre gitmiştim hatırlıyorsanız birkaç hafta önce. Gayet güzeldi. Ama bu deterjanlardan mı bilmiyorum, çatır çatır tırnaklarım kırılıyor. Aşırı kısaldılar. Şimdi birazcık manikür yapıp, bu şey manikürden ama evde yapıyoruz ya hani, ben şu an Mara'nınki vardı ama ben şu an Görkuton'unkini kullanıyorum. O da çok güzel. Onu yapıp ondan sonra oje süreceğim. Aldığım şeyleri göstereyim hemen size. Aldığım şeylerden bir tanesi bu Duru'nun duş jeli. Duş jelimiz bitmişti, o yüzden aldım. Kasa arkası indirimdeydi, o yüzden aldım yani. Yoksa durup dururken duş jeli almadım. Kasa arkasında indirime girdi. Bir diğeri de Ceren de aldı, ben de aldım. Şunlardan, bu seyahat şişe setlerinden aldık. Ben ne zamandan beri bunlardan almak istiyordum ama bir türlü diyordum ki hani ne gerek var falan, ama gerçekten bütün her şeyimi koca koca şeyde taşımak çok zor. Bakalım, seyahat planlarımız var. Hala haberleri bekliyoruz. Bu online mi olacak, seminerler nasıl olacak bilmiyoruz. Kars'a gitme planlarımız var. Hatta bileti aldık biliyorsunuz. Hani olur da gidersem böyle minik minik şeylerde taşıyayım diye düşündüm. En azından çantaya atmadı, koca koca şeyleri taşımaya gerek yok diye düşündüm. O yüzden bundan aldık. Allah. Ve 3 tane, hatta 4 tane oje aldım. Şöyle bir list markasında 3 al 2 öde kampanyası vardı. Şöyle ojeler aldım. Bir tane de bu kalsiyum jelden aldım. Bu da Flormar'ın. Çünkü tırnaklarım felaket halde. Bakalım işte o manikürü yapıp sonra bunu uygulayacağım tırnaklarıma. İnşallah iyi gelir. Aşırı çünkü gerçekten. Hani öyle böyle bir kırılma değil. Şu an göstermek bile istemiyorum tırnaklarımı. Çok kötü bir hal aldılar. O şekilde ojeleri göstereyim size hemen. Ben normalde nude tonları çok seviyorum. Fakat bütün ojelerim ya nude tonlu ya da hani bir yeşil rengi falan var. Hatta ojeleri bir ara temizlemeyi düşünüyorum. Tarihi geçen falan filan varsa diye. Bu biraz pahalıydı. Bu 35 lira. Gerçekten ojeler hakkında konuşmuyorum. Şunu aldım. Bu ne? 610 numaralı ojesi. Birlisin. Söyleyeyim aklınızda bulunsun. Bu 370 numaralı ojesi. Paprika diye geçiyor. Ve kırmızı değil aslında. Burada kırmızı gibi duruyor da bu daha böyle kiremit rengi gibi. Niye burada böyle duruyor bilmiyorum. Bu da böyle daha pembemsi alt tonlu bir. Bunun da numarası 525 numara. Yani kısaca bu 3 ojeyi de almış oldum. Böyle minik, fiyatı büyük, kendileri minik bir alışveriş yaptık. Buradaki her şey 100 lira şu an. Gerçekten yorumsuz. Ha bir de şey aldım. Şunu aldım. Bu da kasa arkası üründü. Ben seviyorum bu mendilleri. Çok fazla kullanıyorum bunlardan, pamuklardan. O yüzden bir de bundan aldım. Alışveriş bu şekildeydi. Şimdi kek yapmıştım. Fırında yaptığımla air fryer arasındaki o kadar fark var ki, air fryer'deki mükemmel olmuş, size anlatamam. Fırındaki de güzel ama air fryer'deki yumuşacık, hiç böyle... Ya harika olmuş. O kadar güzel pişiriyor ki keki. Bugün de üşenmezsem birazdan ekmek yapacağız. Bakalım onu da air fryer'a sığarsa onu da yaparım. Çünkü harika pişiriyor her şeyi. O şekilde. Ve şimdi kahve yaptım kendime. Bir kahve içip kek yiyip ondan sonra evi toparlayacağım. Şöyle göstereyim keki. Valla harika oldu. Normalde damla çikolatam olsaydı üzerine damla çikolata da koyacaktım. Ama... maalesef bitmiş. Bu haliyle bile mükemmel oldu. İçerisinde çikolata var ya, o yüzden çok güzel oldu. Bugün bana iyi geldi. Hem spor hem birazcık gezindik. Yağmur falan güzel. Bu arada Feyyaz da sporda. Şu an gerçekten bayağı bir etkisini görüyor. Bakın bugün yaptığımız bir hareketi size göstereyim. Instagram'da paylaşmış. Bu da bugünden bir fotoğraf. Gerçekten. Ama bunu yaparken öldüm yani. Böyle bir şey yok. Çok fenaydı. Tabii ki sadece böyle hareketler yapmıyoruz. Bu Cadillac'ta çalıştığımız. Bugün full karın artı kol çalıştık neredeyse. O yüzden bayağı bir yordu bugün. Kahveyi ve şunu hak ediyorum. Minicik zaten. Bugün yine asansörde kaldı Feyyaz. Gerçekten kaçıncıya bozuluyor. Anahtarla açtık. Şaka gibi.
Bugün bir de videoda size dedim, aşağı inerken yürüyerek indim. Çıkarken de diyorum ki inşallah kalmam falan. Kalmadım ama Feyyaz kaldı. İkinciye kalışın artık yani gerçekten. Profesör. Şaka gibi. Kurtardım. Yani iki kere üstü olmaz dedim ama. Kurtardım seni. İkimizler birkaç tane hikaye atmış. Evet, şunlar da biziz. Ama bunlar tabii ki en rahat esnediğimiz hareketler. Yani böyle değil normalde. Bu da değil. Gerçekten çok yoruluyoruz. Karındır, squat'tır, odur, budur, plank'tır. Yine asansör bozuk olduğu için yürüyoruz. Neyse, spor olmuş oluyor da çok şükür kalmadık. Feyyaz iki kere kaldı, ben hiç kalmadım. Şöyle. Hava yine yağmur yağmaya başladı. Burada o kadar küçük saçlarım çıkmaya başladı. Çok tuhaf duruyor. Neyse, haftayı da kapamış olduk artık. Evet, şimdi uzun zamandan beri de istenen Zorotan'ın tedavimle ilgili videoyu çektim. Cildimin son halini, işte sorulan soruları cevapladığım bir video çektim. O videoda önümüzdeki hafta içinde büyük ihtimalle yayında olur. Instagram'dan soru sormanızı istemiştim. Bu arada bugün günlerden cumartesi. Hazır evdeyken böyle vlog video günü yapalım istedik biraz. Feyyaz'la da birazdan dün size sormuş olduğumuz psikolojiyle ilgili, evet, değil mi? Evet, şimdi başlıyoruz. Evet, kaygıyla ilgili soru sormanızı istemiştik. Onunla ilgili bir video çekeceğiz. O videolar da yakın zamanda gelir. Psikoloji videoları artık düzenli olarak gelmeye başlayacak. Sizin de video fikirleriniz varsa bu videonun altına yazabilirsiniz. Hani hangi konularda, değil mi, psikoloji videosu çekebiliriz? Zaten Instagram'dan öyle yapıyoruz. Evet. Hani bir konu veriyoruz, onunla ilgili soru alıyoruz. Tabii ben de işte elimden geldiğince bilgim varsa cevaplamaya çalışıyorum. Aynen öyle. Bakalım öyle. Eski formatına kanalı yavaş yavaş döndürmeye çalışıyoruz diyelim. Neyse, şimdi o videoyu çekelim biz. Bayağı bir şeyler çektik. Evet. Ne diyorsun? Evet, bugün tam bir YouTube günü oldu bizim için de. Güzel oldu. Bayağıdır böyle bir şey yapmamıştık ama. Değil mi? Evet, hani evet. Bu kadar vakit harcamamıştık. Yani bu kadar bayağıdır vakit dedim. Bildiğiniz bir gün falan gidiyor yani. Hani evet. YouTube işi gerçekten zaman alan bir şey. Evet. Yani sizin izlediğiniz bir videoda emin olun bir kaç saati vardır? 6-7 saati vardır herhalde. Toplam her şeyi yani. Yüklemesi, tabii editi, tabii, o kadar çekimi. Sürüyor, evet. Yani bir 10 dakikalık, 15 dakikalık video bile gerçekten, çünkü özellikle mesela psikoloji videolarıdır ya da ne bileyim ders videoları, yemek videoları, önceden de bir böyle emek sarf edip hazırlanmanız gereken videolar. Hani oturup sohbet etmiyorsunuz doğal olarak. Onlar en rahat videolar, sohbet videoları oluyor ya da vlogların bazıları, hani dışarı çıktıklarımız, onlar biraz daha şey ama diğerlerinin arkasında gerçekten çok fazla bir emek oluyor. Öyle bakalım, umarım emeklerimizin de karşılığını alırız diyelim biz de. Evet, şimdi yeni bir seriye başladık kanalda. Yemek formatında videolar çekiyoruz. Bu da onun baklava versiyonu. Şu an bizim favori mekanımızdayız. Az önce yetişemedik yani, çektik. Buradan da evet, az önce çok az koyarım bir şeyler ama bunu ekstra yiyoruz. Evet, bunu ekstra yiyoruz çünkü çok güzel. Çünkü diğer mekanlarda çekmemiştik şu bir. Evet, yani çekmemiştik, aynen. Çekmiştik. Bu böyle bak ortasını. Bunun içerisinde nasıl böyle edeyim? Kaymak bulunuyor. Aynen öyle olursa güzel olabilir. İçerisinde bunun kaymak bulunuyor. Ve bu ıslık şu. Evet, şöyle. Görünüyor zaten biraz beyaz. Bilmiyorum anlaşılıyor mu? Evet. Ya gerçekten bu video serisi bize gene kilo alacak, kilo veririm derken. Şimdi baklava bölümünü çektik. Evet, baklava yedik. Zaten az çok bir şeyler çektim. Bu arada biraz karardı, kusura bakmayın.
Gerçekten çok güzeldi ya. Valla hiç yani burası bizim favori yerimiz. Şimdi bir yere daha gideceğiz. Evet. Tek bir yer kaldı. İki yere gittik. Şimdi bir yer daha kaldı bakalım. Oraya da gidince o videoda bir iki haftaya yayında olur. Bir tanesi bitti. Değil mi? Evet bitti. Aynen. Dürüm olan bitti. Evet onun bir işte başını sonunu çekeceğiz. Dürüm bitti. Öyle değişik bir video oluyor. Bakalım sizden de fikirler varsa aşağıya şurayı gezin, şunu tadın dediğiniz. Daha fikirlerimiz var. Soğuk baklavadır odur budur ama. Şimdilik böyle başladık. Güzel bir kapanış oldu. Aynen. Şu an çok mutluyum. Baklavalar enfesti. Tranquilos. Tranquilos. Ni policías en la calle para vigilar. Y mantener el orden. Si hay mucho ambiente. Evet videoyu sonlandırmadan önce yani daha sonra birazdan editlemeye başlayacağım. Kaktüsümün çiçeğini göstereyim istedim. Bunu bize Ceren'le ata vermişti. Böyle ben de bunu ektim. Bakar mısınız? Çok güzel. Geceleri böyle şey kapanıyor. Gündüzleri açıyor kaktüsün çiçeği. Çok güzel duruyor. Hatta bu belki yeni saksı alıp bu biraz şey böyle arsız dediğimiz türde kaktüslerden yanından alıp ekilebilir. Hatta düzgün bir şeye ekmek istiyorum. Çünkü bunu Ezgi Hoca'nın gönderdiği mumluk bu. Hani mumluk olduğu için çok düzgün değil doğal olarak. Elimde bu vardı. Onu ektim. Hatta bir tane de şurada var. Bunu da minik bir kavanoza ektim. Şöyle göstereyim. Bakın onu da çiçeği açtı. Onu da böyle çiçeği açtı ama çok görünmüyor tabii ki küçük olduğu için. Bunları bir an önce artık değiştirmem gerekiyor. Bir ara şöyle milyoncuya falan uğrayayım da saksı alayım. Öyle. Videoyu da artık kapatıyorum. Birazdan editlemeye başlayacağım. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun sonunu getirmediğim için şöyle kapatayım istedim. Umarım güzel bir video olmuştur. Gerçekten çok yoğun bir video oldu. Dolu dolu oldu herhalde diye düşünüyorum. Yani bakalım göreceğiz editlerken. O zaman gelecek videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.